Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir konumuz kimyasal denge. Evet, kimyasal denge konusuyla başlayacağız. Nedir denge? Öncelikle bunu tanımlayarak başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Lütfen. İleri yöndeki hız, geri yöndeki hıza eşit olduğu anda denge kuruluyor. Bir önceki konumuz neydi bizim? Soru çözümüydü. Hayır. Konumuz adı neydi? Reaksiyon. Evet, hızla bağlantılı. Yani ileri yöndeki hızı geri yöndeki hıza eşitlersek dengeyi kuruyoruz. Şimdi pardon, ben kimyasal denge derken kimyada geri yöndeki hızı anlayamadım. Ne demek o? Geri yönde nasıl gideriz? Şimdi reaksiyonda çift ok varsa hem böyle gidiyordur hem böyle gidiyordur. Yani böyle gidiyordur derken ne bu? Yani su buharlaşabilir, aynı zamanda gibi yoğunlaşabilir. Tamam, anladım şimdi. Mükemmelsiniz. Ben bir şeyleri karıştırıyorum, bir şey ortaya çıkacak, hop onlar tekrar geri dönüyor gibi geldi. Evet, bazen aslında böyle tam manada istediğimiz kadar ürün elde edemiyoruz. Hı-hı. Yani miktarı eksik kalıyor. Hı-hı. Biz ona verim diyoruz, reaksiyon verimi. Dolayısıyla reaksiyonu tersini kılabiliyor. Hı-hı. Hatta hani ileri düzeyde reaksiyonların hangilerinin denge reaksiyonu, hangilerinin denge reaksiyonu olmadığını söyleyebiliriz. Anladım. Ama müfredat dışı onun için Anladım. O detaya girmiyoruz. Peki. Evet, şimdi denge dinamik bir süreç. Hem ileri hem de geri tepkime hızı aynı miktarlardadır. Derişimleri sabittir. Hı-hı. Kapalı bir kapta gerçekleşir. Örneğin su. Suyun buharlaşma hızı, buharın da yoğunlaşma hızına eşit olduğu anda kimyasal denge kuruluyor. Öyle bir şey mümkün evet, mü peki? Evet, tabii. Aslında kimyasal denge değil de denge kurulur, hı-hı, demem lazım. Çünkü olay kimyasal değil. Doğru, fiziksel. Denge kuruluyor, olay fiziksel. Evet, suyun buharlaşma hızı gazın yoğunlaşma hızına eşit olduğu anda denge kuruluyor. Evet, şimdi burada fiziksel bir değişim söz konusuysa fiziksel denge. Örneğin suyun buharlaşması, daha deminki örneğimiz, hı-hı, fiziksel bir değişim, geri dönüşümü var. Dolayısıyla fiziksel denge diyoruz. Eğer kimyasal bir değişim söz konusuysa, yani girenler bölümündeki maddenin kimyasal yapısı ürünlerden farklı ise veya tam tersi ürünlerin kimyasal yapısı girenlerden farklı ise o zaman kimyasal bir dengedir diyoruz. Şimdi burada tekrar soracağım aynı soruyu ama net anlamak için belki çocukların tabii da kafasına takılan vardır. Hı-hı. Şu kakaoya benzer nesne. Kakao. Bir evet, olay sonucu ısınma, soğuma evet, evet, şöyle parçalarına ayrılabiliyor. Evet. Ya da şu iki nesne daha sonra birleştirilerek bu elde edilir. Aynen öyle. Tamam. Aynen o zaman öyle. Net oturdu kafama. Süpersiniz. Şimdi burada yine grafikler karşımıza çıkacak. Derişim zaman grafikleri karşımıza çıkacak. Hı hı. Girenler bölümündeki maddelerin ve ürünler bölümündeki maddelerin derişimleri eşit olduğu anda denge sağlanıyor. Denge sağlanıyor. Mesela başlangıçta bir miktar azot dioksit gazımız varmış. Evet. Bir miktarı azalmış, 0.8 molarda sabit kılınmış. Hı hı. Ürünler bölümündeki diazot tetraoksit ise sıfırdan başlayarak 0.4 molarda sabit kalmış. Hı. Şimdi bu noktada baktığımız zaman sayısal olarak hem ürünüm var, hı hı, hem de giren bölümündeki madde var. Dolayısıyla burada ne kurulmuş? Denge kurulmuş diyoruz. Ve denge anında derişimler sabittir diyoruz. Bakın derişim değerleri sabittir. Hı hı. Peki. Peki denge sabiti nasıl yazılır? Aslında bir önceki konuyla çok yakın ilişkili. Hı hı. Şimdi ileri yön şuydu, geri yön tam tersiydi. Yani girenler dediğimiz bölüm ürünlere dönüşüyor geri yöndeki reaksiyonlarda. Peki ileri yöndeki hız mantığını söyleyebilir miyiz? Şuradaki i̇leri renkli ne oluyor? Bizim yazıcıya not düştük. Aslında ben renkli yazdım demiştim, işte renkli yazmışlar. Bunlar hani kırmızı olsun. Anladım. Onlar renkli. Tamam. Renkli kabul edin. Yazıcıya not. Evet. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Yine gaz, sıvı. Bunlara mı dikkat edeceğiz? Gaz ve sulu çözelti, sıvı değil. Neyse. Sulu çözelti. Aynı fiziksel hal değil. Çünkü derişim takibi yapılabiliyor. Sıvı halde derişim takibi yapılamıyor maalesef. Hı. Dolayısıyla gaz ve sulu çözeltileri alıyoruz. Şimdi girenler bölümündeki maddelerimiz gaz halinde. Dolayısıyla hız bağıntısına alabilirim. Değil mi? İleri yöndeki hız bağıntısı, ileri yöndeki hız sabiti, gazın derişimi, kat sayısını da üs olarak yazıyordum. Değil aynı mi? Şekilde burada da. Aynen öyle. Aynı bu. Şimdi B gazının da yine katsayısını üs olarak yazdım. Hı-hı. Bir de geri yön. Geri yön dediğimiz zaman girenler bölümü burası oluyor. Hı-hı. Değil mi? Burada da C gazımız var. Hı-hı. C gazımızın derişimi katsayısını da üs olarak yazdık. Şimdi matematiksel olarak düşünelim. İleri yön geri hıza eşit olacak. O zaman, hı-hı, bu ikisini ne yapmam lazım? Eşitlememiz lazım. Eşitlemem lazım. O zaman ileri yöndeki hız sabiti, hı-hı, A derişiminin X üssü, B derişiminin Y üssü eşittir. Hı-hı. Geri yöndeki hız sabiti, C derişiminin Z üssü. Hı-hı. Bunları eşitledim. Şimdi burada hız sabitlerini bir bölümde toplasam.
derişimleri de bir bölümde toplasam. Bildiğimiz nasıl olur? Oran orantı aslında. Aynen öyle. O zaman K geri buraya geldi. Bu derişimler buraya geldi. Değil mi? Evet evet. İleri evet. Bölü geri eşittir. Aynen. İleride çıkanlar bölü aynen. Geride. Yani aslında girenler. Reaksiyon üzerinde ürünler bölü girenler. Evet. Kısaca bunu yazacak öğrencilerimiz. Tamam. Bu ispat. Ve burada ileri yöndeki hız sabiti bölü geri yöndeki hız sabiti veya derişimler. Derişimler cinsinden denge sabitine eşit. Hı hı. KC. C konsantrasyon. Hı hı. İngilizce concentration. Hı hı. Değil mi? Onun için C ile gösterilebiliyor. Veya denge. Türkçe tamam. İfadeyle. KD, KC aynı şey. Hatta K ile de gösteriliyor. Tamam. Bunu da geçtik. Ve eğlenceli evet. Ya. Şimdi burada reaksiyonlarım var. Reaksiyonların denge sabitlerini bulacağım. Ne yapacağım? Ürünler bölü girenler yapacağım. Hangi H3'ün karesi aynen. Bölü N2 hızları dışarıda çarpı H2'nin küpü. Derişimleri. Derişimleri özür dilerim. Derişimleri. Ya derişimleri yani biz hızlarını öğrendik ya. Aynen yani. O yüzden kolay yani. Aynen öyle. Evet burada diğer reaksiyon. Aynısı aynısı. Ürünler bölü girenler. Yine... Ama burada karbonu almadık. Neden? Neden katı. Almadık? Katı. Burada da sadece neyi almışız? Karbondioksit almışız. Neden? Gaz gazında çünkü. Kat sayısı da 1. Karbondioksit bu paydayı 1 evet. Kabul ediyoruz o zaman. Aynen. Şuraya daha hiçbir şey olmadığı için. Aynen orayı da 1 kabul ediyoruz. Doğru. Tamam. Yanılmayın. Yanılmayın. Evet. Şimdi burada iki türlü denge var fiziksel el bakımından. Homojen denge, heterojen denge. Homojen ne demek? Homojen eşit dağılım. Her yerinde aynı özelliği evet, gösteren aynı. Aynı fiziksel özellikler varsa. Bakıyorum gaz fazında, gaz fazında, gaz fazında. Dolayısıyla bunların fiziksel halleri aynı. Homojen. Dolayısıyla homojen bir denge. Eğer farklı fiziksel halde bir tane dahi madde varsa. Katı gaz. Katı, katı gaz. Dolayısıyla fiziksel hali farklı, heterojen denge. Tepkimeler konusunda da öğrencilerimiz bunu hatırlayabilir. Bu homojen tepki midir? Bu da heterojen tepki midir? Yine kafama takıldı. Buyurun efendim. Şimdi buradaki heterojenliği oluşturan, bunu kapatıyorum. Burada aynı anda hem katı hem de gazın bulunması mı? Evet. Şu yüzden soruyorum. Burada katı, burada sıvı olsaydı gene heterojen mi kabul edilirdi bu? Aynen, ama aynen. Burada sadece sıvı var. Sonuçta ortaya çıkan sadece sıvı ve muhtemelen homojen o. Ama denge dinamik bir süreç. Dolayısıyla hem giren var hem ürün var. Anladım. Farklı fiziksel halleme madde olduğu için. Tamam, yani bunu... sadece burayı kapatıp burayı görürsem olmaz. Anladım. Burayı da görmem lazım. Çünkü burada da madde var. Tamam. Eğer burada madde o yok sayarsam, sıfır dersem o zaman denge yok. Tamam. Peki. Soru. Soru şükürler olsun değil mi? Evet. 1 litre kapalı bir kapta 2 mol azot monoksit, 1 mol brom gazı var. 3 mol de azot monoksidi bromür maddesini görüyorum. Sabit sıcaklıkta dengede. Şimdi şunu da hatırlatmakta fayda var. Derişimler cinsinden denge sabiti yalnız ve yalnız sıcaklığa bağlıdır. Başka bir etmene bağlı değil. Dolayısıyla burada sabit sıcaklık sorularda muhakkak verilecektir dengedeyse. Evet ne yapıyorduk? Ürünler bölü girenler yapıyorduk değil mi? KC, KD neyse. NOBR2 bölü azot monoksit NO çarpı brom. Şimdi yalnız burada biz derişimleri alıyoruz. Bize ne verilmiş? Mol. Molleri verilmiş. Molleri verilmiş. Mol sayıları verilmiş. Peki biz neye geçmemiz lazım? Derişimlere geçmemiz lazım. Ama burada bir kolaylık yapmış. Bir kıyak geçmiş bize. 1 litre verilmiş kap. Şimdi şöyle diyelim. Molarite eşittir N bölü V'den. Kabın hacmi 1 litre. Yani paydan 1. O zaman değerler ne olacaktır? Kendileri olacak. Eşit olacaktır. Aynen öyle. Dolayısıyla buradaki mol sayılarını derişim gibi kullanabilirim. O zaman KC eşittir. Ürünler bölümünde NOBR2 vardı. 3. Mol sayısı 3, derişimi de 3 olacaktır. Bölü. 2. Girenler bölümünde azot monoksit 2, brom da 1. Cevabım? 3 bölü 2. Evet. Evet. Şimdi 1 litrelik kapalı bir kapta 4 mol amonyak parçalanıyor. Reaksiyonu vermiş. Sabit sıcaklıkta dengeye geliyor. Şimdi bir önceki soruda sistem dengede verildi. Ama burada dengeye geliyor. Yani dengede değil de yavaş yani yavaş yavaş gelecek biz bir süreç. Biz onu getireceğiz. Yani onu biz dengeye getireceğiz. Adam olacak, efendi olacak değil mi? Evet. Şimdi reaksiyonu yazıyoruz. 2NH3. Evet N2 artı 3 tane H2. Şimdi burada dengeye getirme sorularında öncelikle başlangıç durumu var. Daha sonra bir değişim yaşanıyor. Daha sonrasında da en sonunda hizaya geliyor. Reaksiyon yani denge durumu var. Şimdi başlangıçta elimde ne vardı? 4 mol bundan. Parçalandı. Daha doğrusu parçalanmadığı durum. Yani ürünler bölümü yok. Bir dakika 4 mol olduğunu nereden biliyorsunuz? Soruda.
Ben baktım gördüm. Ben göremedim. Hepsi evet. Siyah yazmışlar. Evet. Evet. Biraz böyle cam olsaydı heyecan olurdu. Güzel bu 4 moysa o zaman. Bunlar 2'şer moldür. Yok bu 6 olmaz. Neden? Ama bak 3 varmış. Şey ben göremiyorum. Aa, şimdi zaten bakın denge anında kapta 1 mol ne var? N2. N2 var. Hop, buraya 1 yazacağız. 1 yazdım. Hı-hı. Şimdi o zaman bundan 1 mol oluşmalı. Hı-hı. Doğru mudur? Doğru. Süper. Peki bunun katsayısı 1. 1'e 1. 3'e? 3. 3 mol oluşmalı. Süper. Peki bundan ne kadar tükenmeli? Kalmamalı. Katsayısı 2. 2 mol. 2 mol tükenmeli. Doğru mudur? 4 mol vardı. 2 molü gitti. Ne kaldı geride? 2 mol. 2 mol kaldı. Değil mi? Evet. Peki burada ne kaldı? 3 mol kaldı. Şimdi denge dinamik bir süreç. Burada 0'ı görmemem lazım. 0'ı görürsem denge yok. Hı-hı. Yine bir kıyak yapmış. 1. 1 litre. Dolayısıyla yine aynı mantık. Molarite eşittir N bölü V'den. Kabın hacmi 1 litre. O zaman molarite mol sayısına eşit. Yapacağım şey ürün bölü giren. Evet. KD, KC neyse N2 derişimi çarpı H2 derişiminin kübü bölü NH3 derişiminin karesi. Mükemmelsiniz. Evet. Orada yüzümüz var. Şöyle yazalım. Evet. N2'nin molü 1. Derişimi de 1. Çarpı H2'nin molü 3. Derişimi 27. 3. 3'ün 3'ü. Kübü. Mükemmel. Peki girenler bölümünde. İkinin amonyak karesi. Var. 2'nin karesi. Evet. Buradan K değerimiz. Şuraya yazabilir miyiz hocam? 27 bölü 4 diye. Orada evet. K değeri 27 bölü tamam, 4. Benim sonradan dank etti de başlangıçta sadece 4 mol bundan olduğu için buraya yazdık. Bunları 0 bıraktık. Evet. Reaksiyon başlamadığı durum. Ama sonunda bitinde denge anda kapta 1 mol N2 gazı bulunuyor diyor. Ben diyorum ki bunun katsayısı 1, 1 mol. Evet. 3, 3 mol. 2, 2 mol. Mükemmel. Dolayısıyla evet. 2 molü gitti, 2 mol kaldı. Aynen öyle. Oh be. Anladım. Anlamasaydım bitiremezdik. Evet. Şimdi 2 litrelik kapalı bir kapta 2 mol A katısı var, 2 mol B gazı var. Sabit sıcaklıkta yine dengedeler. Değil mi? Bu sefer derişimler cinsinden denge sabiti verilmiş. Hı-hı. Peki denge anındaki C derişimi ne olur? Denge anındaki C derişimi ne olur? Bir deneyeyim mi ben? Buyurun efendim. Şimdi KC belli zaten. Aynen. 2 mol A var, 2 mol B var. Aynen, evet. Şimdi A 2 mol. Buraya ben kaç mol diyeceğim? 1. Alın. Şimdi bunun katsayısı niye 1? Bunun 1 molüyle mi tepkimeye girecek diyeceğim. Girebilir. Ama 2 bölü 2'den 2, bir zaten çıkacak. 2 mol var. Evet. Tamamı reaksiyona girerse evet. O zaman denge olmayacaktır. Bu denge bağlantısında yazılmasa da o zaman bunun da tükenmesi lazım tamamının. Katı ya zaten. Ha, gerçi tamamı tükenmeyecek. Raşit çözsün bunu. Hayır. Tamam tükenmeyecek gerçi. Şimdi tekrardan denge reaksiyonunu yazıyorum. B gazım var. Tersinir reaksiyon. Burası önemli. Denge yönlü, denge reaksiyonları çift yönlüdür. Diyoruz. Yine başlangıç, değişim, biz ve denge. Şimdi başlangıçta elimizde 2 mol A maddesi var, 2 mol de B maddesi var. Ürün yok. Bir reaksiyon meydana gelecek değil mi? Evet. Ne kadar tükendiğini bilmiyorum. Bana derişimler cinsinden denge sabiti verilmiş ama bu duruma bilinmeyenle ulaşacağım. Ha. Nasıl? 2x bundan tükense katsayısı 1. Bundan ne kadar tükenir? 1. Süpersiniz. Peki bundan ne oluşur? Mükemmelsiniz. Hocam açıldınız. Gerçekten açıldınız. Peki denge anında bundan 2 eksi 2 x var. Değil mi? 2 eksi x. Bundan 2 eksi x var. Bundan da x var. Şimdi bunlar mol sayısı cinsinden. Küçük yalnız ya hakikaten. Onu iyi olmamış ya. Sağ gerçekten. Olsun, biz neyse ya canımız sağ olsun. Bölüveririz ne olacak hocam değil mi? Wow. Şimdi yalnız şuna bir çarpı atabilirim ben. Niye diyeceksiniz? Bitti işim. Katıya. O baştan beri dikkatimde. Acaba dedim reaksiyon hızında mıydı o sıkıntı? Evet, evet, burada evet. Değil miydi? Yani diye. Buldum ama bunu almayacağım. Aslında için. Şöyle bir çarpı da atabilirim. Hatta atalım. Değil mi? Suyu çözeltiler ve gazlar katı uyuyordu. Mükemmelsiniz. Ama hocam yine yüzümüze doğru gidiyorsunuz siz. Yukarıdan yukarıdan yazın. Hakikaten ya biraz yukarıya gitseydim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yine mol sayısı cinsinden bulduk biz bu değerleri. Değil mi? Şimdi ne yapacağız? Ürünler bölü girenler yapacağız. Ama kıllık yapmış dedi Raşit hocam. 2 litre vermiş. Peki ne yapacağım ben? İki. Buradaki mol sayılarını 2'ye böleceğim. 2'ye böldüğüm zaman ne değerini bulurum? Molarite. Molariteyi bulurum. Mükemmel. O zaman x bölü 2 bölü bir şey değişmeyecek. 2 eksi x bölü 2. Eşittir aslında 2. Bir şey de değişmiyor.
Bu soru için değişmiyor. Başka bir soruda değişebilir. Bunu yapmak zorundayız. Şunlar gitti. Bir şey demedim. Bir şey değişmiyor dedim sadece bu soru için. Evet. Eşittir 3 diyeceğiz. 2 diyeceğiz. 2 eşittir. X bölü 2 eksi X. Şu kalemi alayım ben. Şu taraftan. Yüzümüz var orada. Şu taraftan. 2 eşittir X bölü 2 eksi X'den. İşler dışarı yapılacak. İşler dışarı çarpımı yapıldığında X eşittir 4 eksi 2 X. Buralı alışkın hocam. Hoppacık. 4'ten. Evet. Her taraf 3'e bölünürse X 4 bölü 3 çıkacaktır. 4 bölü 3 mü diyoruz şimdi? 2 var. Demiyoruz. 2 var. Derişimi istemiş. Hı-hı. Bu Mohs sayısı. Evet. O zaman neye bölmem lazım? 2'ye bölmem lazım. Aslında X bölü 2 istiyor. 4 bölü 3 bölü 2'den onu da ben yapayım. Evet, 4 bölü 6 o da 2 bölü 3 olacaktır. Diyoruz, bitiriyoruz.